tat ile soslanmış, Eros tarafından oklanmış yarışma programı O Sos Türkiye başlıyor. Soslarımız hazır. 6 tane yarışmacımız bu sosları kullanarak yaratacakları lezzetler için sıralarını bekliyorlar. Canım jürim ise bu lezzetleri diye tadabilmek için can atıyorlar. Acıktık değil mi? O zaman hazır mıyız? Tamam, geliyor. Evet, O Sos Türkiye'yi O Sos Türkiye yapacak çok sevgili jüri üyelerim. Hepiniz çok iyi görünüyorsunuz ya. Ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba hocam, merhaba. Şey mi? O madalyalar ne ya? Ha, biraz anlat bakalım, nereden çıktın? Nasıl taktın onu? Şimdi hocam, siz bilmiyorsunuz tabii. Benim hayatım o kadar dolu dolu geçti ki, dop dolu bir yaşam yani. Şimdi bu tabii bu madalyalar bana o altın tadındaki yıllarımı hissettiriyor, onları hatırlatıyor. Ben ev hanımıydım. Dünyayı karış karış gezdim. En önemli mesleklerden birine ulaştım. Sos uzmanlığı. Çok da ünlü laflarım var benim. 4-5 kişi bilir. Sos sandıklarım, sos bildiklerim ve iyi soslar. Şimdi ben de birazcık kendimden bahsetmek istiyorum ki ben de MasterChef ödülünü kazandım. Fark etmişsinizdir zaten bozuk Türkçemden. Sadece 16 yıldır Türkiye'deyim ve ondan önce ben bütün dünyayı gezdim. Her yeri. New York'a gezdim, Burkina Faso gezdim. Papa'yla birlikte Yeni Gine'ye kadar da gitmişliğimiz de vardır. En sonunda Bilecik'e kadar gittim. Orada kendime toast bastırdım. Bana da bunun sonuna toast MasterChef ödülünü verdiler. Söyleyecekler bu kadar benim. Benim Türkçe bitti. Yani hocam, açıkçası her yere gitmiş bir hoşuma gitmedi. Yani şimdi bir dakika, yani. bir dakika bir sınaya beklettim seni. Devam edebiliriz. Yo yo, hayır. Şimdi buradaki hanımefendinin bilmediği bir şey var ki gerçeklerin arşa çıkmak gibi bir huyu vardır. Her zaman da ben buraya da ortaya, yazdım. Ortaya çıkmak. Ya Berkay, arada kaldın sen. Yok mu öyle sende soslar, moslar, şeflik falan? Ha, usta, biz de boş değiliz tabii. Yıllar boyunca ben de birçok tecrübenden ve uzmanlığımdan dolayı bana da bir tane masa tenisi şampiyonluğu vereceklerdi Balkanlarda ama 16. oldum uyuyakaldığım için. Benim yani budur. Uzmanlık dediğin böyle bir şey diye düşünüyorum zaten. Uzmanlıksa uzmanlık, şeflikse şeflik. Bu da bir nevi şefliktir herhalde. Evet, madem hepiniz bu kadar iddialısınız, o zaman ilk yarışmacımızı alalım mı? Evet, şenlik başlasın. O gençlerin sevgilisi, videolarıyla YouTube'a yeni bir soluk getiren bir YouTuber. Hem YouTuber, hem gamer, hem de rapper. Nece ya? Rapper. Ha. Zıpır zıpır bir bölüm geliyor. İşte karşınızda MC Asosyal. Herkese merhabalar, ben MC Asosyal. 19 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, özel bir üniversitede işletme okuyorum. Kanalınıza hoş geldim. YouTuber'lığımın yanında aynı zamanda apansız bir rapper'ım. Müsaadenizle bir size küçük de bir gösteri hazırladım. Yapabilir miyim hocam? Tabii. Heyo heyo, ben MC Asosyal, yüzüm Kuzey Kutbu. Patlattım bu YouTube'u. Şuraya tıkla buraya veyahut da oraya. Sakın abone olmayı unutup da çıkma. Ya ya ya. Ya parçaya ilk girerken biraz sıkıntı yaşadım. O yüzden freestyle yaptım da. Şimdi hayatımda duyduğum en kötü şeydi bu. Bunu unutmak için birkaç başka şeyler dinlemem lazım. Çok kötü ya. Çok kötü. Ama bence hırsızlık ediyorsun bu çocuğa. Yok, yani kötü o kadar da kötü değil. Yani Süngün'e saçları, evet bir tuhaflık var çocukta ama bence söylediği şey güzel. Yok yok, hisli bir şarkı. Yani sözlerin, kelimelerin derinliğine indiğin zaman hisli. Ama tabii üstüne iki gün falan düşünmek gerekiyor. Tek seferde mümkün değil anlaşılsın. Olacak iş değil ya. Ama bu tipine yakışmış yani. Seni temsil ediyor. Güzel. Ben zaten sipariş verdim.
Hamburgerleri şimdi ısıtıp soslayacağım. Aa, ben doğru mu duyuyorum üstad? Ya bu kulak doğru mu duyuyor gerçekten? Benim evimde 30 tane hazır sosum var. Hangisini buraya getirdim ya? İnanın bana, ben imam bayıldı yaparken bile imamı kendim bayıltıyorum. Ben hazır imam kullanmıyorum ya. Ben yalnız bu daha birinci program yani hamburger ısıtılır mı hazır ya, burada yapsaydı Allah. Bu prodik nereye düştüm ben de ya, stüdyo diyor. Neyse yani çare yok. Keyifli ortamı ben bir keyifli şakayla isterseniz dağıtayım hemen. Söyle bakalım genç adam, sana bir soru. Last Ketchup grubunun popülaritesini yitirmesine ne denir? Ne denir? Az ketçap. Vallahi daldım. Üstad hemen bak nasıl. Çok neyse ki. Ben özür dilerim. Çok acil bir telefon görüşmesi yapmam lazım da. Hayat memat meselesi. O yüzden bazı telefonla herhalde mematıyla görüşecek. Kısa sürecek. Hemen al. Ara bakalım. Yeter ki uzak dur bizden. Berkay çok iyiydi yalnız. Alo. Ha Minişim, ne yapıyorsun? Niye gelmiyorsun ya yanıma Miniş. İstanbul'a? Ha? Gelsene buraya. Sen yarım yamalak Türkçenle para mı istiyorsun benden? Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmek için. Tamam. Yurt dışı mı? O telefondan gönder. Bas gönder o telefonu. Gönderiliyor mu? Yurt dışına gönderiyormuş telefonu. Gönderiyorum. Gönderme. Gönderme. Bir şeye bakacağım sonra. Gönderiyorum. Gönderebilirsin. Zaten kontrollü bunun telefonu. Yurt dışı olmaz. Tamam. Sakin olun. Bu bir sosyal deneydi. Ve bu sosyal deney için, bu duyarlılığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Türkiye'de yüzlerce genç Bulgar sevgililerini İstanbul'a bekliyor. Bu yüzden duyarsız kalmayalım. Ben MC Asosyal'in çok doğru bir konuyu parmakladığını düşünüyorum. Buradan bütün dünyadaki herkese, hatta bu mesajı ben translate edebilirim. Ben bunu üstleniyorum. Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da yahut da Bilecik'te yankılanmalı bu mesaj. Ben çevireceğim, tercüme edeceğim bunu. Ben hissediyorum. Kesin Bilecik'te bekleyeni var. Muertos, muertos, mierte. Türkiye'yi çok seviyorum. Enrique Iglesias. Mutlaka tekrar şiş kebap yemeye geleceğim. Telefone. Telefonla ulaşırsın. Sipariş de verebilir. Telefonla sipariş de verebilir. Doğru. Bu İspanyolca şimdi Fransız. Olohun se donse. Fransızcam yok. Özür dilerim. Ve bir de İngilizce söyleyeceğim bunu. Bulgaristanlı kızların yanlış anlaması için. The person you have called cannot be reached at the moment. Aradığın kişi şu anda zengin olmayabilir. Cannot be reached. Cannot be reached. Okay. Ha reached. Pardon. Bu kadar benim de İngilizcem. The person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Şimdi size muhteşem bir ziyafet çekeceğim. İnşallah. Hadi bak. İzin verirseniz bu anı bir selfie ile taçlandırmak istiyorum. Buyurun. Çok güzel. Sen gerçekten muhteşem bir detaysın MC Asosyal. Eğer hazırsan, ki zaten hazır olarak getirmişsin her şeyi, jürimizin de bir itirazı yoksa sos alarmına geçelim diyorum. Var hocam, tam bu noktada bir şey söyleyeceğim. Bakın, üstadımın bir sözü var. Dök dök ye, ısıtmadan ye, ısıtırsan bir şeye benzemez. Hocam yine çok güzel konuştunuz. Evet. Yemin ederim tam tadındasınız hocam. Şu kadar çirkin şeyin arasında beni burada tutan en güzel detay. Bu kadar yalakalı ben hayatımda görmedim. Evet, geliyor sos alarmı. Can I get a 4-3-2-1 check it? Can I get a on the record? Give me that summertime Miramax. Parties in the back like a birthday bash. We got disco balls and crystal halls. These singles rock your faces off. Lost in the moment, freeze it, hold it. Bounce for me now one time like you own it. Üstadım izin varsa bu hamburgerleri bir sanat eserine çevireceğim. Evet. MC Asosyal bakalım hangi sosu seçecek? Çok iyi. Çok güzel seçim. Vallahi içime doğanı seçtim. Bravo, bravo. Çok güzel. Ben de bir tane seçeyim. Destek olalım. Mayonez. Oo, mayonezsiz bir hiç. Evet. Getir bakalım. Kan şekerimiz düştü. Getir. Getir. Evet. Gelsin. Çok getir güzel. Yani bana sunumda bir zayıflık da var.
alayım eyvallah. Güzel de görünüyor bakalım. Güzel bir porsiyon. Bakalım. Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şu anda tadımlar yapılıyor. İşte jüri üyeleri beğendikleri her hallerinden belli oluyor. Görüyorsunuz. Deneyelim. Evet üstadım, siz de bir şey söylemek ister misiniz kameraman? Ben yemek yerken şey istemiyorum. Bir şeye benzemiş, bir şeye benzemiş. Ketçapa uzanır mısın benim? Tabii ki, buyurun. Bakalım bir de böyle bakalım. Evet. Şimdi puanlamaya geçebiliriz. Şimdi ben senden açık konuşacağım. Beni tanıdın, az çok biliyorsun yani beni. Şimdi bu yemeği ısıtmışım. Yapmaman gereken bir kuraldı. Ama hamburgerin güzel. Nereden söyledin sen, bu numarası var mı sende bunun? Neyse, bunu bana sonra numarasını bırak. Ben sana şimdi puan olarak gönlümden kopan yani 5. Aslında 4,5 ama sonuçta bu puanları eve götürecek değilim yani. 5. Eline koluna sağlık. Evet. Siz? Evet. Sen bayağı geldin buraya. Bu kadar kişinin içinde. Yemek yarışmasında bayağı. Karşımızda yemek ısıttın. Benim buna tabii ki itirazım var. Mikrodalgada ısıtılır mı ya? Tavaya koyar ısıtırsın abi. Sen PUBG oynamadın mı? Tavada ısıtacaksın onu işte. Çevireceksin. Mikrodalgaya inanmam. O yüzden puanını kırıyordum ki saçın çok güzel. Saçın o kadar güzel ki sana benden 10 çalışır. Çocuğu hırsızlık etmeyin şimdi. Sadece saçı değil yani. Burun deliklerinde bir evet hani uzaya doğru gidecekmiş gibi de bir durum var. Açıklık var. Dişleri yeterince beyaz değil benimkiler kadar ama. Tabii doğru. Benim kadar da face değil baby. Benim ama yani. Burun delikleri de yani en az seninki kadar. Evet benimki kadar işte bak. Güzel ama yani biraz daha büyük benimkinden. Sen karışma. Ben şu anda sana veriyorum 6 puan. Budur benim puan. Buraya da yazacaktık değil mi? Doğru. Ben de senin puanını. İşte çalışıp gelseydiniz yapardınız. Yerken ama üst kat bey ben en iyi çalıştığım için ben yazdım. Ha, bu arada sos olmasa bu 10 değil 5 olurdu onu söyleyeyim. Ben de sana 5'i verdim ama bu 4,5'u da buraya not alıyorum ki gerçek kapasiteni gör. Gerçekte busun. Benim iyi kalpliliğimden busun. Doğru. Aslında busun. Nasıl? Özgüvenin biraz daha kırıldı. Evet güzel. Yani yeterince evet travmalar biraz sonuçlu. Nasıl hissediyor musun kendini? Nasıl? Çöktün mü? Hayata küstün mü? Evet. Ne olur hadi rapi bakalım. Bırak. Şarkı yapma abi tamam. Sevgili abonelerim yani benim biricik ailem. Şu anda oylamalar yapıldı. Puanlamadan sonra mutluluğumu tarif etmem imkansız. Üstadım bu bayağı video yüklemiş kanalına. Ne diyorsun ya? Evet evet yarışmaya geldim diyor. Ama bu içten pazarlık, içerikten pazarlıklı adam. İçerik üretiyor. Ya bakayım. Bunlar ne oğlum? Beğendiniz mi hocam? Ya bu tat soslar olmasaydı bırak hani puan falan vermeyi seni buradan vallahi postalardık ya. Aa bak bak bak. Bir de abone sayısına bak. Aa, üç. Oğlum niye o kadar uğraşıyorsun abonelik için? Telefon et çağır daha iyi ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Puh. Evet arkadaşlar, kanalıma son kez hoş geldiniz. Kanalı kapatıyorum. Benim için burada YouTube bitmiştir. Size son kez selam vermek istedim bu süreçte. Artık WhatsApp grubu falan kurar, oradan haberleşir. Ya fazla dayanamayacağım. Görüşürüz. Üstad ya, bu MC Asosyal bir tane daha koymuş. Video. Ne diyorsun ya? Evet. Hay Allah ya. Allah Allah. Ne yazıyor bakayım? YouTube'a veda mı ediyorum? Sizleri çok özleyeceğim. Berkay, sen şuraya yazar mısın şu Google amcaya? Yazayım üstad. Hı. Başkasının YouTube kanalını nasıl kapatabilirim? Hı. Gönder. Gitti. Hadi bakalım. O kolaymış. Evet, evet.